Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca 65 gün daha etediyat kampında geldik arkadaşlar soru çözümü gününe bugün cumartesi biliyorsunuz çarşamba ve cumartesi günleri soru çözümü yapıyoruz Geçtiğimiz gün 20. gündü biliyorsunuz kampta. Aşık tarzı halk şiirinde şöyle bir nazım biçimlerine falan baktık. Onları şöyle genel olarak bir konuştuk arkadaşlar. Her şeyle konuştuk. E ondan önce zaten 19. gün bir değerlendirmeydi. O yüzden 18 ve 20. gün aralığını aldım arkadaşlar soru çözümü için. Nazım biçimle alakalı güzel bir soru çözümü göreceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen şöyle bir gelsin ekranımıza. Sorumuzu çözelim. Uzaklaşalım hocam. Yarın zaten dinleneceğiz. Pazartesi bomba gibi devam. Bu arada Türkçe kanalında hocam sıfırdan paragraf kampı başlıyor. Haberiniz olsun. Pazartesi itibariyle dikkat ne diyor? Bu cümledeki boşluğu doldur hocam doldurabilirsen diyor. E dolduralım hadi bakalım. Sözlü Türk Edebiyatı'ndaki koşuk aman dikkat nazım biçiminin diyor. Devamın itiliğindeki nazım biçimine koşma denir. Divan Edebiyatı'na geçildiğinde bu koşuğun artık gazele dönüştüğünü göreceksiniz. Biçim olarak değil içerik olarak koşuk halk edebiyatında koşma. Divan Edebiyatı'nda gazel. Aman dikkat cebinde kalsın. Neyse çok fazla tüyo vermeyin. Diğer sorularda da çözmüş olmayayım. Aradan çıkarmayayım. Neyse. Soru 1. Bence artı bir net. Bitti. Evet yani cebinizde bence. Artı bir net derken sınavda çıkar tabii ki neden gelmesin ama bence yaptınız. Geldik ikinci soruya. Yukarıdaki numaralandırılmış sanatçı ve nazım biçimi. Sanatçı biçimi diyecektim yani böyle kör oldu böyle duruyor falan. Evet. Nazım biçimi türü eşleştirmelerinden hangisi yanlış Bu arada kör oldursa öyle durmaz. Kör oldu böyle durur hocam havalı durur yani. Evet. Güzelleme koçakla şey Karacaoğlan. Güzel. Güzellemek aracı olan zaten bir yerlerde güzellik varsa değil mi? Bir aşkı sevdayı sevgiyi anlatıyorsa orada beni bulmayacaksın orada olanı bulacaksın yani net. Evet. Ağıt Köroğlu bismillah <laughs> bismillah bismillah hocam şimdi Köroğlu'nun ağladığı nerede görülmüş ya? o mantıklı mı ya? Koçaklama Dadaloğlu. Tabii ki. Mersiye Baki. E tabii burada biraz Divan da gönderme yapmışız. Nefes Pir Sultan Abdal. Eyvallah konuşulacak. Ayrıntılı bir şekilde her şey konuşulacak hocam. Burada sadece bir almış olduk. Ama doğru cevap tabii ki. Bursa olacak yani ağıtla Köroğlu'nun ne alakası var Allah aşkına dedim ya Köroğlu'nun ağladığı görülmemiş nereye ağıt yakacak yani devam 3. sorumuz ne diyor bu cümledeki boşlukları aşağıdaki hangisi getirilmelidir Anonim halk edebiyatındaki atasözü olarak bilinen sözlere divan edebiyatında darbı mesel. Sanatına ise irsali mesel deniyor. Bunu çok iyi biliyorsunuz. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ise sav deniyor. Sav sav amman dikkat. Savcı değil mi? Sözcü, söz söyleyen. Tamam hocam anlaşıldı. Oturdu hocam bu konu. Vallahi oturdu billahi oturdu. Devam. Dört numaralı sorudayız. Bu dörtlükleri koşmadan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Deli gönül abdal olmuş, gezer Elif Elif diye. Elif'in uğrun akışlı, yavru balaban bakışlı. Yayla çiçeği kokuşlu, kokar Elif Elif diye. Elif kaçtı, evet. Şimdi, güzel eyvallah, güzel gidiyoruz da hocam. Bu şiirleri koşma yapmayan özellik nedir? İncecikten bir kar yağar hocam 8 Ece. Hocam siz Ece'yi böyle mi buluyorsunuz Allah aşkına? Ünlüleri saymıyor musunuz? Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ece tamam. Kaleme almayayım daha hızlı göstereyim diye yaptım. 8'li Ece ölçüsüyle yazılan bir koşma olamaz. Hece ölçüsü 11 ise koşma 8 ise semayidir. Aman dikkat. Semayi işitilerek öğrenilen anlamına gelen bir kelime unutma lütfen. İşitilerek öğrenilen semayi. Aman dikkat saçı başı dağıtmışken. Evet doğal olarak <laughs> hece sayısı diyebiliriz. Geldik hocam 5. sorumuza. Gelsin hocam. Bol bol soru gelsin. Azıcık küçültsek hocam. Yok böyle de sıyıyor. Süper 5. Bir türü olan güzellemeden alan bu parça. Bir şeyin bir türü olan bir güzellemeden alan bu parça. Yukarıdaki tanıtı anlazım biçimine aittir. Güzel. Koşma nazım biçimi yukarıda küçük bir açıklama var. Koşma nazım biçimi 11 Ece Öztü'de yazılır. 3-5-4'ten oluşur. Vesaire vesaire. Aşağıdaki hangisi bu parçada tanıdan nazım biçiminin bir türüdür? Koşuk, ziyade kesik mani, varsa koçaklama, ya bu koşmayı anlatmış. Güzellemeyi söylemiş. Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt değil mi Allah'ını seversen? E tamam. Koçaklama değil mi bunun türü? Evet bir afalladık ama değil mi? Şuradan bir başladık. Ulan bu soru ne soruyor dedik. Sonra başa döndük bir açıklamayı yakaladık. Sonra soruya geldik falan. Bu üç parça anca soruyu bize e, hatırlattı, anlattı. Doğru cevap tabii ki denizde olacak. Koçaklama, bir koşma ve semai. Aman dikkat türüdür. Cebinizde lütfen kalsın. Bu parçada tanıtılan Nazım içime aşağı hangisidir diyor. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan bir boyun özel bir ezgiyle söylediği ürünlerdir diyor. Güzel. Semaiye benzerler. Eyvallah. Sekizdece cevizle söylenenler. Eyvallah. Yaşamdan ve tarihten şikayet sıkça işlenir diyor. Saygı duyuyoruz. Ne olursa olsun. Güneydoğu Anadolu yaşayan bir boy dediği şüphesiz ki ninnin üzerine gittim ama Ninni'yle alakası yok. Varsak boyu varsak varsak. Varsaklar. E o zaman varsa bire be hey değil mi? Yürü bire yalan dünya diyor. Hey diyor. Hey diyor. Hey ahali diye bağırıyor. Bir şekilde seslenme varsa zaten affetme varsa yapıştır hocam. Hiç affetme. Gayet net. Kaçını soruydu bu? Çok pardon 5. Bu 6. Var mı hocam 7? Olmaz olur mu? Yeni başlıyoruz. Bu cümledeki boşluklara diyor. Güzel. Aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Bu arada arkadaşlar ben mümkün mertebe <laughs> soru çözümlerini kısa tutmaya çalışıyorum bilinçli olarak yapıyorum bunu. Çünkü hani iki günlük yoğun video atımından sonra üçüncü gün bu soru çözümü biraz dinlenme gibi de oluyor. Arkanızı yaslanıp evet ya bu böyle şu şöyle falan filan gibi küçük bir dinlenme de oluyor tamam. Ben biraz bu günleri böyle de düşünüyorum. Tekrar oluyor. Geride kalan öğrencilerin yetiştiği bir aralık da oluyor aslında bu günler. O yüzden arkadaşlar mümkün mertebe soru çözümlerini çok abartmıyorum. Haberiniz olsun ama abartacağım günler. Gelecek yakındır. O günlerde yakındır. Koşmalar konu yönünde divan adibiyatındaki gazele ve şarkıya benzer süper gazel şarkı koşu koşma bunları birleştirmek bağdaştırmak bu soru da önemli arkadaşlar cebinizde kalsın. Geldik son sorumuza. Sekizinci soru görünüyor tablette hocam. Evet en fazla. Şöyle bir yukarıdan azıcık alsak ne diyor? Yukarıdaki dörtlüklerden hangisi bir koşma örneği olamaz? Yine mantık aynı olmalı arkadaşlar. Bunu hece ölçüsüyle hece sayısıyla bulabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Geç. 1, 2, 3, 4 bu çok bilindik ama 5, 6, 7, 8, 9, 10 geç. Bir bak aman bir dakika diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 diyecektim. Orada 1 yazınca öyle kaptırdım gidiyorum. Dur ne yaptık? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi sayarken gittim. Sayarken gittim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, süpersin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, harikasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olmaz. Olmaz. 5 numara doğru cevap olacak azıcık yukarı kaysa şöyle bir yuvarlak içine alsak harikasın hocam eyvallah süpersin bugün 8 soruluk mini bir test yaptık mini bir soru çözüm yaptık arkadaşlar yarın pazar şöyle bir dinleneceğiz pazartesi itibariyle bakalım ne yapıyoruz hocam yani <laughs> 21. gün itibariyle dikkat dini tasavvuf halk şiri tekke şiriğine nazım biçim nazım türü odaklı gidecek sonrasında halk hikayeleri var 22. gün 23. gün halk tiyatrosu inanılmaz detaylı gidiyoruz arkadaşlar haberiniz olsun ya böyle bir detay olamaz müthiş Geleneksel Türk tiyatrosu işte burada konuşacağız. Sonrasında da işte Karagözü vesaire. Sonrasında da 24. gün halk edebiyatı sanatçıları. Mesela aşık tarzı halk şiirini işledik ama sanatçılarından bahsetmedik. Çünkü nazım biçimi, nazım türü odaklı gidiyoruz ilk başta. Sonra da en sonunda halk edebiyatı sanatçıları diyeceğiz. Hepsini orada toplayacağız. Yani aşık tarzının da tekke edebiyatına, dini tasavvufünde yani. Bütün sanatçılarını, yazarlarını, şairlerini her şeyini orada göreceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. E sonra hocam bakın dikkat sonra ne oluyor? Hocam bir heyecanlanma. Batı Edebiyat Akınları var belli ki Tanzimat'a geçiş yapacağız. 25 ve 26. gün 2 gün akın konuşacağız. 27. gün Tanzimat'la devam edeceğiz. Tekrar tekrar vurgulayalım arkadaşlar. Sınavın erken alınması demek artık Edebiyat'ta çoktan başlamış olmak gerektiğini hatırlatıyor bize. Bu pazar gününkü dinlenme, pazar günü verilen dinlenme arası video atmıyor olmamız. İki günde bir arkadaşlar soru çözüm videosu atıyor olmamız bize çok rahat yetişeceğiniz anlamına gelir. Bize yetişmeye çalışın. Arkadan da tabii ki yavaş yavaş gelebilir. Aynı da bitirelim. En azından sonlara doğru yaklaşırsınız bize. Sonrasında arkadaşlar deneme kampı bizi bekliyor. 65 gün kamp bitecek. İnanılmaz bir deneme kampı sınav anına kadar çatır çatır her gün 24, 24, 24, 24 soru çözeceğimiz. Yani deneme yapacağımız bir kamp da bizi bekliyor olacak. Müjdesini vermiş olalım şimdiden. E o zaman çok uzattık. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin.